Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım. Bölüm 34'e hoş geldiniz. Evet, şu anda Dexter duş alıyor. En son bölümde Rico dünyaya gelmişti. Rico çok tatlı bir bebek. Gerçekten çok sevdim bu bebeği. Ve tabii bir hamile olan birisi daha var. O da Skyler. Davul oldu cidden yani. Vücudunun yarısı karnında. Bir canlı taşıyor içinde. Bunu düşünmek çok garip. Neyse, o da yatıyor şu anda. Başka ne yapıyoruz? Dexter dışarıyor. Ama onda uykusu var. Ve tuvalete gitmesi lazım. Dur, bir tuvalete git. Sonra aşağı inelim. Acaba yemek mi yese yoksa uyusa mı? Şu an bilmiyorum. Bayağı da flirty hissediyor. Tabii önceki bölümde Taylor Swift'le yaşadıklarından sonra. Gayet normal. Derek ise burada tuvalet keyfini yaşıyor. Bir gidip buradan ne yesin? Bu ne? Cereal. Cereal yapalım. Uykusu yok mu? Biraz garip değil mi uykusu? Bir dakika. Hazır üçgen gece uyumayan birisi var mı? Dışarıda birisi bulup söyleyelim. Hey bak yıldızlar falan diye. Şunu yapalım yani. Get the starry night moodlet from the point out bilmem nesi. Umarım onu yapabiliyor. Yani yapabiliriz çünkü 50 milyar bölümdür yapamıyoruz. Ve bu gerçekten sinir bozuyor. Parka mı gitsek? Kimse de yoktur ki bu saatte. Neyse artık uyusun o da. Very playful. Derek! Gecenin bir saatinden niye böyle playful hissediyorsun? Git güzel bir yemek yap o zaman. Aynen. Make family meal. Ne yapsın? Make special recipe. Gummy bear pancakes yapabiliyor zaten playful olduğu için. İyi bari. Ne oluyor? Setups yapıyor. Biraz deri çalıştırsak mı ya? Uzun süredir çalışmıyor. Yalnız her şeyi o yapıyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Play'in ne demek? Hayır, çöpte oynayacak salak. No. O zaman ne yapsın Derek? Böyle bir kazacak yer falan yok mu ya? Hmm. Vallahi yok. Niye ama? Bak burada var. Bunu kaz. Çünkü fosil falan bulmak istiyorum. Artık bir şeyler bulalım. Bu da mantar. Şey yapacağım galiba. Zoe'nin handling skill'ını level 10 yaparsak Oasis Springs'te Forgotten Grotto diye bir yer varmış. Oraya gideceğimi söyledim yıllar önce ve gitmedim. Gerçekten biraz lack of movement. Yani yapacağım şeyleri yapmıyorum. Ki bu gayet normal çünkü Zoe'nin şeyini geliştirmesi zor. Handiness'ını. Nerede? Level 6 daha bayağı var. Peach mi? What? Şeftali bulmuş. Peki. Nerede bakalım? Yo, şeftali değil. Bu Peach adlı bir taş. Peki. Okay. Bu da mantar. Kazacak başka bir yer yok mu? I wanna dig my life. Cidden yok mu hiç kazacak bir yer? Şurada falan. Belki burada vardır. Var. Hem de milyarlarca var. Oha. Direkt kazıyorum burayı. Dik bir. Oha, burada bu da var. Burada bu da var. Çok açıkladım gerçekten. Kurbağa arayabileceğiz burada. Çok güzel. Başka ne var? Sanırım yok. Burası ne güzel. Burada güzel yerler varmış ya. Bunu fark etmemişim. Güzel, ben sevdim. Şey aklıma getiriyor. Atlantis çizgi filmi vardı. Yani Atlantis bir şehir tabi de. Atlantis'in çizgi filmi vardı. Küçükken hep izlerdim ve PlayStation 1'de oyunu vardı. O oyun yani hayatımın, çocukluğumun %60'ını falan oluşturuyor. Gerçekten çok severek oynadığım bir oyun. Niye aklıma geldi derseniz, orada da böyle taşlar ve sular falan vardı. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Gerçekten fazla güzeldi. Ne buldun? Sakin ol. Kapsül bulduk. Yeni bir My Sims mi bulacağız acaba? Open it up. Ne bulduk? Jonquilist. Nedir Jonquilist? Çok garip şeyler var. Fire Opal. Neler buluyoruz ya? Ne? Layla hiç tapma. Layla büyümüş. Tamam. Ben kaçırdım sanırım. Layla büyüdü. Yay. Bir dakika, şimdi mi büyüyor? Yo büyüdü. Burada Derek de bir tane kurbağa buldu. Tamam. Zoe'cim diyorum ki bir uyan. Bebeğin yanında
ağlıyor ve sen yatıyorsun. Bir kalk, ona bir yardım et. Nesi var hocam? Cuddle. Şey çok kötü ya, niye bir şey olduğunu göremiyoruz. Aç mı, karnı mı ağrıyor, çişi mi geldi, göremiyoruz. Leyla şey yaptı. Geldi böyle. Bebeğe baktı. Ay, bununla uğraşamam, dedi. Çünkü Leyla sanatçı bir kadın. Ve sad mi? Forgotten birth. Aa, Leyla. Leyla'nın doğum gününü unuttuk diye çok üzülmüş ya. Üzülme. Ya. Hayır, unutmadık. Sadece tamam, unutmuş olabiliriz. Ama yani. Aa, çok kötü hissettim şu anda. Bilmiyorum. Neyse, sen burada bir resim yap, kendine gelirsin Leyla. Sad painting. Al bu yeni. Bakalım ne olacak. Çünkü Leyla çok kolay kolay sad olmaz yani. Leyla'yı hatta şu ana kadar ben ilk kez sad görüyorum açıkçası. Neyse, bari burada resmini yapsın. Burada da bunlardan var. Derek buna da bir kalsın ve logic çalışsın biraz. Çünkü Derek'in de logic'e ihtiyacı var. Ve logic çalışabileceğimiz tek... Dışarıda şu anda alarm çalıyor ve kaydımın içine ediyor. Logic. Harika, hiçbir şey yok. Chess desek çıkar mı acaba? Chess. Aha, çıktı. Hey alarm, sus. Chair. Güzel bir sandalye de koyalım ki burada çalışsınlar. Bu iyi. Ya da değil. Ya da iyi. Bilmiyorum. Böyle bir şey dedi, çok mantıklı. Leyla şu anda tek kişi olduğu için zaten odasını küçült demişti biraz. Bence de küçülteyim. Burada hiçbir şekilde bir şey yapmıyorlar. Bunları sileceğim hatta. Belki bunu böyle alırım. Çünkü gerçekten boşu boşuna yer kaplıyor. Ve ev zaten çok mükemmel bir ev değil. Bu evi belki bir 10 bölüm sonra tekrar değiştiririm. Çünkü evin içi güzel de dışı gerçekten hiçbir şey yok. Şakası yok. Okey, bu böyle. Bu böyle. Diyorum ki biraz Dexter'ın odasını büyütelim. Çünkü Dexter de sonuçta büyümeye başladı yavaş yavaş. Değil mi? Değil. Şimdi soru soracaksınız. Ne değişti Brinkley'de? Leyla'nın odası aynı kaldı diyorsunuz da. Gayet haklısınız. Tamam. Bunu sileyim. Bunu böyle alalım. Burası bence satranç odası falan olsun. Burada çalışsın insanlar. Hani hatta şu kalabilir. Işık var mı peki orada? Yok. Harika. Işığı açsak. Turn on all lights. Cool. Evening dedi, night. Heh. Şimdi güzel ışıklarımızın etkisini göreceğiz. Buraya ne koyalım? Aslında o iyiydi, onu alabilirdim ama neyse, öyle kalsın. Bunu alalım. Böyle koyalım. Burada papa patlatırlar artık. Mutlu şekilde. Dexter'ın odasını şöyle alalım. Dexter orada kaldı. Bunu da böyle mi alsak, ne yapsak? Böyle yapalım. Ferah olsun odası biraz. Heh. Ve ya da yok ya. Böyle mi kaldı? İyi ya. Bilmiyorum. Bunu böyle alak. Hiç büyümedi gibi geliyor şu anda bana Dex'in odası. Bende bir sorun mu var, ben anlamadım. Şunu atacağım. Bu bitki de çok yer kaplıyor. Bunu böyle alacağım. Ah, koyamıyorum. Tanrım. Bunu böyle, bunu böyle, şunu böyle, bunu böyle, porsuk porsuk. Dexter'ın odasına başka bir şey mi koysam? Dexter'ın da bir işi olsun. Böyle bir ekipman gibi bir şey koymak istiyorum. Bunu koyalım. Bunu da oynar biraz. Değil mi? Oynar. O zaman şunu da şöyle koyalım. Duvar kağıdını da... duvar... Yer duvar kağıdı. Yeri değiştirelim. Siyah mı koysak? Bilmiyorum. Böyle... Halı da koymak istemiyorum. Halıların modası geçti açıkçası. Bizim ev de eskiden halıydı yeri. Böyle bir 10 yıl önce falan değiştirmişler. Ben daha dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmezken. Duvar kağıdında kırmızı yapsak daha iyi olur. Şu son zamanlarda gerçekten kırmızı rengine acayip şekilde bayılmaya başladım. Neden bilmiyorum. Fazla sevmeye başladım nedensiz yeri. Ve bu çok doğru bir şey değil. Bunun olması bile evrene karşı bir... Ne diyorum? Tamam, hazırız. Dexter uyuyor muydu? Ben Dexter'ın uykusunu böldüm, değil mi? Aynen, pardon. Sorry, but you have to wake up and eat some pancakes. Go here. Tabii kendisi yapması lazım. Ya direkt cereal yesin. Uğraşamam. Tamam, cereal niye? Rico iyi durumda mı Rico? Rico. O bir fil. Rico çok tatlı. Rico.
Bilmiyorum, Sims 4'te bebekleri sevmez ama Rico çok tatlı geldi nedense. Tamam yeter. Bu arada Derek ne bulmuş biliyor musunuz? Kireç taşı bulmuş. Çok heyecanlı. Bizim de geçen de kireçle ilgili bir proje yapacaktık da yapmadık. Buddy! Oh my god, we found a buddy, like, come on. Nasıl birisi bu? Buddy'den 3 tane oldu. Buddy'yi satacağım yeter. Ben de tüm My Sims'leri bulmak istiyorum da sanırım biraz zaman alacak. Bir şuraya bakalım. Neleri almışız, neleri almamışız. Oha, daha çok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 tane daha var. Zaten burada yazıyormuş salak Brinka. Ne yapalım? Yine de direkt iyi ilerliyor yani. Bakın. Mesela şuradaki taşların çoğunu bulduk. Kristal daha çok. Taş değil de. İyi, iyi. Devam et böyle. Hazır Zöyde o gizli yere gidecekken bir diyorum ki sen Handiniz kitabı oku. Ama nereden okuyacaksın? O da zor bir mesele. O yüzden bunu tamir et. Sonra bir kitaplıktan Handiniz kitabını oku. Level 3 galiba olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsun. Right? Ama o yok. O zaman onu alalım. Purchase books. Handiniz. Değil mi? Bla bla bla. Handiniz level 4. 3. 4 değil. Tamam, sanırım bu yeterli. Ya da 2'yi de mi alsak? 2'yi de alalım. Belki 6. level olduğumuz için ister onu. 6'ydık değil mi? Yep, we are. O zaman buran bunu aku. Herhalde şey bir ama yok. 6 değil. 3'tür bence. Boşu boşuna aldık. Belki de almadık, bilmiyorum. Go read that book. Ya Zoe biraz kilo mu aldı, bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Dexter, bir dakika, Dexter okulu yok mu? Evet arkadaşlar, bölümün sonuna geldik. Bu neydi böyle? Rico, neyin var? Olamaz. Olamaz. Derek gel. Çocuğuna bak. Bounce. Make a bounce. Feet. Shush. Rock. Make silly face. Sar ona. Bir şeyler yap, o senin bebeğin. Derek'in çocuğu. Burada şöyle bir şey düşündüm. Skyler'ın bebeği olduğu zaman acaba Rico, Skyler'ın doğacak çocuğunun nesi olacak? Çünkü Skyler Rico'nun kuzeni olacak. Yani Skyler'ın çocuğu şöyle olacak. Skyler'ın çocuğundan bakarsak Skyler'ın çocuğunun adını diyelim Maria dedik diyelim. Maria, tamam. Maria'nın annesinin yani anneannesinin, hayır, babaannesinin, hayır, büyük babasının, aynen. Ne diyorum? Burada Layla işe gitti ve Dexter de işe gitmesi lazım. Okula, pardon. Ama sen cereal yemedin mi Dexter? Ben sana ne dedim? Neyse, artık okula geç gideceksin ve aç gideceksin, daha da önemlisi. Niye gidemiyor? Bundan dolayı gidemiyormuş, lanet olsun. Yalnız yok artık. Buradan geçemiyor musun ya? Sims 4'ten bahsediyoruz. Sims 4'te böyle bir şey olmamalı. Okul. Go. Şu oyun benim sinirimi bozmaya başladı. Skyler! Skyler bebe geliyor! Gone into labor. Skyler is bursting with anticipation to meet her new bundle of joy. Cool. O zaman ona da bir beşik koyalım buradan. Ki yeni bebişimizi selamlayalım. Baby. Baby. Dresser değil ya. Niye buraya geldim? Alright. Kids room. Beds. This. Pembesini alalım. Bence Skyler'in çocuğu kız olacak. O yüzden kız şey koyacağım. Pembe renkli. Erkek doğdu. Hey baby. Bebeğimiz doğuyor. Heyecan patlaması. Heyecan patlaması. Bunda bir resim çekeceğim. Ama güzel bir resim çekemiyorum. Niye? Tanrım. Tamam. Şöyle mi alsak? Aynen. Ama güzel bir açı olmuyor. Sevmedim bu açıyı. Neyse, yine de çekelim. Anı sonuçta.
Heyecan, 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 heyecan. Erkek mi kız mı? İsmi ne olacak? Aa, babası kim? Daha önemlisi. It's a boy. Erkek doğdu ya. Yanlış sezmişim. Peh. Congratulations, it's a boy. Bla bla bla. İsmi ne olsun? Jarvis, hayır. Parker, Tevin, Abraham, Brandon. Adı ne olsun biliyor musunuz? A ile başlasın. A ile başlamasın ya da bilmiyorum. Juan, Elia, Tyrone. Tyrone ne? Lester, Kenny, Keon, Desmond, Tyree. Wayne, Walker, Terrell, Camden, Royce, Peter. Bla bla bla. Ne olsun ki? Türkçe bir isim olsun mu? Komik olsun. Bilmiyorum. Aa, Cedric. Cedric'i yapmış mıydım daha önce? Yapmıştım galiba. Oscar! Ya da yok, Oscar olmasın. Frederick, Peter, Martin, Jedi, bla 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 bla. Abdullah mı vardı orada? Pedro! Pedro güzel bence. Pedro ile Rico. Ya da yok ya. Hayır. Omar, bildiğiniz Ömer yani. Derek, orada Derek vardı. Ezekiel. Ezekiel aslında güzel bir isim biliyor musunuz? Ezekiel. Hatta Walking Dead'in karikatürlerinde de Ezekiel adlı bir karakter vardı. Tabi karikatürünü okuyan çok az kişi var ama neyse. Colin, Skylar. Skylar Grey. Ehren, Diego. Diego! Diego tabii ki hemen Diego. Diego bitti. Diego Wonderbell. Hello! Yeah. Baby born! Yeah. Yeni bebeğimiz Diego. İki tane bebeğimiz var. Evde iki tane bebek ve 6 tane sim var. Ben bu aileye bakabilirsem Sims kralı falan olurum herhalde. Bu ne ya? Çok fazla karakter var. Gerçekten zor olacak bu aileye bakmak. Neyse. O zaman sen bir gel öbür bebeğe de bak. Skylar'cığım. Rock yapalım. Change dirty diaper. Cuddle diyelim. Bottle feed. Tabi bounce yapma da rock da yapma. İlk önce bebek bezini değiştir. Derek ne yapıyor? Derek yemek yiyor. Hayatının tadını çıkarıyor. Ve ben hala bunu yapmayı akıl edemiyorum. Çünkü yapamıyorum daha doğrusu. Git bir havuza atlasana ya. Havuzu uzun süredir kullanmıyoruz. Ben sıkıldım. Hatta havuzu böyle çok egzantrik bir yere yapalım. Üçüncü katta havuz olsun. Yeter ya. Eve değişiklik lazım. Nereden yapıyorduk? Nereden yapıyorduk? Buradan yapıyorduk. Ama ilk önce şeyi silmemiz lazım. Roof. Say you say you. Buradan havuz yapacağız da galiba yapamayacağız. Çünkü alt kat şey. Eşyalarla dolu olduğu için mantıken yani olamaz. Evet. Maalesef yapamıyoruz. Ama çok yapmak istemiştim. O zaman birisinin odasını atsak mı? Aynen bu odayı, bunu böyle koyalım. Hazır Skyline odası boşken. Ya şunu da rengini değiştirelim. Please, bitch, please, please. Buradan şunları silelim. Ve burası bir havuz odası olsun. Buraya kimse giremesin. Hatta mükemmel pencerelerle oradan havuz görüntüsü bile elde edebiliriz. Bunu sildim ya da silmeme gerek yoktu ama neyse tamam. Heh. Şimdi nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine 5. 5'e 5 kare. 5'e 5 kare oldu mu? Galiba oldu. Yay! Ooo, havuz oldu. Harika. Havuzumuz oldu. Daha büyük olmasını yeğlerdim tabii ama. Neyse artık bununla idare edeceksiniz abicim. Bunu böyle yapabilir miyim? Aa, yapabiliyorum. Oha! Ha, bu ne? Ha! Bu Sims 4'te ilk. Bunu daha önce yapamazdık. Şu an çok heyecanlandım. Böyle bir şey yapamazdık eskiden. Çok havalı değil mi? Bunu yapmanız için altında direkler falan olması gerekirdi. Şu an build modda dünyanın en önemli şeylerden birini keşfettim. Tanrım, 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 tanrım. Yalnız bu gerçekten çok çığır açmış bir şey. Çok havalı değil mi? Ben bile dayanamıyorum şu anda. Güzellik abidesi. O zaman bunu böyle yapalım. Evin etrafını sularla döşeyelim. Harika. Bunu böyle koyalım. Böyle havalı havalı olsun. Bu biraz fazla oldu. Tamam abartmayalım. Böyle yapabiliriz. Diyorum ki madem orası böyle şey. Direkt olmazsa biraz kötü gözükebilir. O yüzden. Direkt yapsak mı yapmasak mı? Bence yapmamıza çok da bir gerek yok. Çünkü sonuçta orayı çok kullanmıyoruz. Yani kullanıyoruz tabii de. Hani anladınız. Anlamadılar. Burayı da böyle yapalım. Alright. It looks nice. Hatta yok. Böyle yapalım. Dönseydin iyi olurdu. Heh. Daha iyi. Buranın da şöyle şurasını
Silelim. Burada havalı bir şeyler olsun porsuklar. Heh. Daha iyi oldu sanırım. Biraz garip bir yer oldu. Bunu yapmalı mıydım bilmiyorum. Çok gaza geldim, o yüzden yaptım. Okay, şimdi bir merdiven koyacağız. Daha modern bir merdiveni geçtik tabi. Heh, fena değil. Bir şey bozmadık, sadece halıyı çekmiş olduk. Halıdan da alalım onu. Niye koyamıyoruz, çok saçma. Heh, böyle koydum işte. Ne oldu Sims? Heh. O zaman havuzla ilgili ne koyabiliriz başka? Havuz eşyası olarak. Bu var. Buna çok da gerek yok ama neyse, yine de koyalım. Bundan koydum. Belki küçük bir tane kaplumbağa bizi karşılamak ister terasta. Bunu da böyle koydum. Işık olsun diye geceleyin. Böyle böyle şöyle şöyle. Ve sanırım galiba 3 kattan daha fazla yapamıyoruz Sims 4'te. Aa, yapabiliyoruz, saçmalama. Yani biraz garip olurdu. Zaten paramız bitti, oha öldük. Tamam. Sanırım üst kattaki mükemmel havuzumuz artık tamamlandı. Yay. Gelip birisi buraya duş alsın. Ay, duş almak ne demek? Yüzsün. Zoe yatıyor. What? Layla is shocked to hear about blah blah blah. Ha. Mükemmel bir makine duymuş Layla. Keşfetmiş. Tüm renklerin işte karakterlerini, ana fonlarını falan 30 saniye içinde çözebiliyormuş, ayırabiliyormuş. Woo. Demosunu mu denemiş? Denesin yoksa Discredit Machine? Layla can either discredit the machine publicly or try to Demosunu mu desin yoksa galiba insanlara tanıtmak bu. Hiç bilmiyorum. Yanlış olabilirim. Bence tanıtsın ya. No! Kesin kötü bir şeydi, biliyor musunuz? Ben bilmeden yaptım. Neyse artık. Bu da bizim İngilizce eksikliğimizden kaynaklanan bir porsuk abidesi. Derek yukarıda yüzmeye gidiyor. Derek yukarıda yüzmeye gidiyor. Çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Woo! Yay! Harika. Aslında çok da harika değil açıkçası. Çok mantıksız bir havuz oldu. Hatta bunu sileceğim şimdi. Gel buraya. Sadece bunu yapmak için yaptım. Tam oraya gitsen, ben de şu lanet havuzu sileyim. See you, it was nice to meet you, bye. Ne oldu? Aa, orası gitti. Bunu istemiyordum ben gerçi ama neyse. O zaman buraya bir oda koyalım. Bundan böyle. But I can't find it. Heh, tamam. Tamam, böyle koydum. Orası boş oda olsun ya. Belki bir işimize yarar. Aynen, Rico ya da... adı neydi? Adını unuttum şu anda. Diego, heh. Rico ya da Diego'nun yeni odası falan olur. İlla ki bir amaçla kullanırız orayı, merak etmeyin. Bunları koyuyorum buraya, buraya, buraya. Okay. Buraya bir tane duvar kağıdı koyalım böyle. Tamam, iyi. Hatta bir ışık da koyalım, orası boş kalmasın. Hatta oraya bir oda yapalım. Of. Neyse, boş kalsın şimdilik. Tamam, bence üst kat kalsın. Çünkü üst katı kullanacağız. Özellikle evinizde bu kadar büyük boş bir alan varken ve evinizde aynı zamanda uzayla ilgilenen birisi varken bunu koymak için niye bir nedenimiz yok ve Türkçemin içine edildi? Çabuk gel buraya. Bilmiyorum. Track satellite. Bir şey yap. Bunu kullanmayalı o kadar süre oldu ki çok özlemişim ben bunu. Çok özlemişim bunu. Gerçi çok bir işe yaramıyordu ama logic skill'imizi artırıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Okay. Rico. Burada Rico'nun soyadı Patel. Onu ben de fark ettim sonra. Sanırım büyüdüğü zaman şifreyle değiştiririm. Yani o kadar da big şey değil. Büyük bir olay değil. Bu arada Layla resmini yaptı mı? Layla? İnanmıyorum. Layla üzgün olduğu zaman böyle bir resim yapıyor. Çok havalı değil mi? Çok sevdim. Sadness ambience. Bunu ortama koyunca çok üzgün hissediyor. Çok güzel olmuş. Çok sevdim. Bayıldım hatta açıkçası. Ay. Aslında çok güzel gerçekten. Derek, bir şeyler bulabildin mi bari? Sanırım bulamadı. Skyler de yatıyor. Skyler'in sevgilisi de yok şu anda. Kötü durum. Ay, Rico. Biraz Matthias'ı çağıralım. Onunla uzun süredir konuşmuyoruz. Bir gelsin, ne yapıyor falan diye soralım. Ve Zoe, turnuvaya katıl çabuk. Comedy?
What? Hayır. Play game. Hadi profesyonele gir. Yani buna uzun sürede girmiyorsun. Gir bari buna. Kazanırsın bari. Hayır, gerçekten kazansın bir zahmet. Level kaç yani? Level 8. Lütfen kazan, lütfen. Bu arada ben bu odanın bir rengini değiştirsem diyorum. Sıkıldım aynı renkten. Yeşil 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 bunaldım. Please. Şöyle kahve yap bak. Ama bu şey pencereymiş. Heh. Biraz kırmızılık katalım ya. Bu ne? Aha, zaten istediğim her şeyin kırmızısı varmış tesadüfen. Bunu da siyah yapalım, bunu da kırmızısı olsun. Bunu da kırmızısı olsun. Her şeyin kırmızısı var. Kırmızı bu kadar güzel bir renk olduğu halde niye şey yapılmıyor? Şimdi anlayabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir renk. Bu? Ne? Duvar kağıdı belki böyle yapalım. Maybe, 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 baby. Tabii şu anda bu odanın rengi değişti çünkü yukarısı açık olduğu için. Diyorum ki ben gerçekten salak bir insanım. Bunu alıp buraya koysam ne değişir ki? Daha mantıklı yani. Okay, nice. Bakın odanın rengi ne kadar güzel oldu. Sims'teki en önemli özelliklerden biri de bu. Yani bir odada açıklık varsa odanın renginin içine ediliyor. Gerçekten berbat oluyor. Tamam, daha pembe oldu ve kırmızı. Okay, nice. Şöyle. Güzel. İnşallah kazanır diyoruz. O sırada Derek ne yapsın? Derek bir şey bulamadı sanırım. Sen oradan bir çık. O zaman diyorum ki ben roketi de yukarı alayım. Yukarıda gerçekten deli gibi boş alan var. Heh. Bir roketle gidip gel. Explore space. Peki upgrade yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Good. Skyler'in telefonu çalıyor. Gidiyor muyuz? Cidden bir anda orada belirdi. Vay be. Şu an Derek orada. Harika. Burada Matthias gelmedi mi? Derek doesn't remember much but he... Diyor ki... uzaylılar tarafından kaçırıldığını zannediyor Derek. Steril küçük bir alanda duruyormuş. Bir yerde duruyormuş ve diyor ki... garip şeyler yaşıyor. Garip bir şekil geliyormuş ona karşı. Ne yapalım? Put ball and round hole, put ball and triangle hole. He, çok kolay, tamam. Topu üçgen şeklinden mi geçir diyor yoksa yuvarlak şekilde mi? Tabii ki yuvarlaktan. Bunu bir zahmet yapalım. Layla işten geldi ve Layla üzgün. Çünkü hala doğum günü kimsenin kutlamadığını düşünüp orta yaş bunalımına giriyor. Okay, don't be sad. Go here. I wish ne ya? Tamam. Bir şapka bulmuş. Güzel bir şapka, harika. Bunu araştıralım mı yoksa giyelim mi? Giyelim. Sen de burada bir duş al. Ardından da yine üzgün resim yap. Üzgün resimleri çok merak ediyorum. Burada bu odanın da rengini değiştireceğim. Sıkılmaya başladım aynı renklerden. Çok çabuk sıkılan bir insanım yani. Gereksiz yere sıkılırım. Bu da çok iyi bir yönüm değil. Bunu da mavisini koyalım. Belki değişmeler olur. Yer rengimiz de açılsın. Böyle biraz hava değişsin. Mavi olsun bu. Bu da böyle turuncu porsuklu porsuklar olsun. Bu zaten mavi. Yeşil olsun. Hani bir hava değişsin. İyi mi? Bence yani. Bu fena değil. Bu duvar kağıdı çok iyi değil. Let's make that a blue. Daha ferah oldu. Hatta fazla ferah oldu. Şunu yukarı alacağım. Çünkü aşağıdayken çok rahat hissedemiyorum. Aynen böyle çok daha iyi oldu. Well done! Woohoo! İyi bir şey yaptık. Ne olduğunu bilmiyorum ama iyi bir şey yapmışız. Harika harika harika. Bilmem ne bilmem ne. Bir metal bir sandalye görmüş. Sandalyenin yanına mı oturalım diyor yoksa sandalyeye oturalım mı? Sandalye üstüne mi? Üstüne. Değil mi? Hadi üstüne oturalım. Ölmeyiz yani değil mi? İyi bari. Bu arada Dexter evden gelmedi mi hala? Saat kaç oldu? Dexter'cığım hadi Taylor Swift'i çağıralım. A classic alien prank. Klasik uzaylı şakasına maruz kalmış Derek. Birisi ona şaka yapmış. Layla ağlama, doğum gününü unuttuk diye.
Burada ben bu odanın da rengini değiştireceğim. Gerçekten manyak bir insanın farkındayım. Mor yapacağım. Çünkü mor is a very good color. Mor. 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 Diğer rengi de böyle bir şey olsun mu? Olmasın, hayır. Siyah olsun. Siyah da bunaltıcı. Bu? Heh, bu da iyi. Biraz paralı ama. Tabii paramız arttı. Niye? Çünkü Layla işten geldi falan. Para arttırıcı insanlar evden işten döndü. No. Mor duvar kağıdı yok mu? This. Fena değil. Biraz değişsin ortam. Sıkıldım hep aynı şeyden. Bu siyah. Bu beyaz. Böyle olabilir. Bunu da değiştirelim. Siyah yapalım. İyi iyi. Bunu, hatta bunu değiştirelim. Mavi olsun. Şunlar da değişsin. Ne yapalım? Böyle olsun. Ya da yok ya. Yeşili daha iyi gibiydi. Tamam, böyle daha iyi. Okay. Burada Layla bahçeyle uğraştın, tekrar ben bahçeyle uğraşmayı bunu. Justin! Ne oluyor? Derek geldi. Derek bir şey buldu mu? Hoş geldin Ava Tarık. Bir şey bulmadık sanırım. As usual. Bebek yapalım mı falan? Bu evde bir bebek daha olursa gerçekten kafayı yerim. Burada birisi ağlıyor. Kim ağlıyor? Diego, Diego, adamı. Skyler gel. Bebeğine bak. Biraz besle ya. Aç demek ki. Feed. Breastfeed. Biraz emzir onu. Tamam. Dexter de işten geldiğine göre Taylor Swift'i arayabiliriz. Yay. Call your girlfriend and mess around. Evet, bu bölümde mess around'u tekrar deneyeceğim. Ay, ne yaptım ben? Yanlış bir şey yaptım. Neyse, mess around'u deneyeceğim çünkü önceki bölümde yapamamıştım. Ve bu yine bizi boşluğa sürüklemişti. Invite to hang out at current lot. Hey Slag, ne haber? Yay, Taylor Swift geliyor ama uykusu var Diego'nun. Diego değil, Dexter'ın. O kadar sim var ki evde artık kafayı yemiştim. Mess around? What? Mess around yapabiliyoruz. Daha demin vardı mess around. Tanrım, tanrım, tanrım. Yapabileceğiz. Taylor geldi, Taylor geldi. Gitme, gitme, gel Taylor. Taylor, no. Katılalım. Takatılmayalım, takılalım. Bu arada Zoe, bir saat sonra işi geliyor. İnşallah kazanırsın bu turnuvayı. Değil mi? İnşallah. O da inç dedi yalnız. Tamam. Ne oldu? Garip bir ses geldi. Galiba içeriden geldi, bilmiyorum. Bu arada ben şöyle odanın da şeyinden sıkıldım. Özellikle duvar kağıdından. Aynı tip hep. Yeşil mi yapsak? Hayır. Böyle? No. This. Bunlarla da çok uğraşmak istemiyorum ama gerçekten bir şeye takıldım mı ev domino taşı gibi sürükleniyor gidiyor. Böyle yapalım. Bu koltukları da sıkmaya başladı artık. Eski koltuklarımız iyiydi. Bunlar eski değil gerçi ama yine de iyiler. bunu da evet, açalım, daha iyi olsun. Şöyle alalım hatta. Bunu da rengini böyle daha açık bir şey yapalım. Heh, iyi. Bu zaten güzeldi. Daha da iyi olsun. Bu da beyaz olsun böyle. Biraz açılsın. F. Bu böyle mi, böyle mi? Böyle değil mi? Tamam. Şu halıyı da çekelim buradan. Açıkçası bir şey itiraf etmem lazım. Ben bu halıyı buraya hani kazara yangın çıkar da böyle aksiyon yaşarız diye koymuştum ama öyle bir şey olmadı. Bunun da rengini açık yapalım. Ve kütüphaneyi de böyle alalım. Onu da rengini açalım. Renk açma bölümü oldu bu. Bunun rengini açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Harika. Harika. Tamam, daha böyle bir hava değişti evde. Şu halının da rengini değiştirsem iyi olur. Ama çok da... Aa, yeşil güzelmiş he. Uuu, pembe. Uuu, mor. Uuu, kırmızı. Ama pembe. Pembeyi sevdim açıkçası. Neyle güzel gider pembe? Kırmızıyla fena değil. Ama halı biraz fazla kötü renkli. O yüzden halıyı da mı kırmızı yapsam? Kırmızı yaptım, gitti. Burayı da kırmızı yapalım. Tamam, iyi. Çok uğraşmayacağım. Okay, Zoe. Come here and use.
Sonra da yemek ye. Şuradan da biraz parçalar bulalım. Scavenge for parts. Özel bir şey yapma. Çünkü senin yemek marifetlerini gayet iyi biliyoruz diyor. Git sen mikrodalga da yap. Ama bir dakika, zön işi geliyor. Olamaz. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Diyorum ki ben bu bölümde Rico'yu büyütelim. Çünkü Rico büyümeli artık. Gel buraya, Rico'yu büyüt yani. Çünkü bebeklerde çok bir şey yapamıyoruz. Ajab diyeceğim direkt. Ajab. Ya Zoe yine kazanamadı, inanmıyorum. Bu nedir? Hiçbir zaman kazanamıyoruz. Çok ezik bir şey yani. Şu ana kadar kazanmış olmamız gerekirdi. Taylor Swift nerede Taylor? Taylor? Galiba Taylor gitti, ben Taylor unuttum. Aynen. Galiba insanlarla uğraşmayınca gidiyorlar sıkıntıdan. Öbür bebek de ağlıyor. Zoe bak şuna. Change diaper. Bottle feed. Cuddle. Burada bebek büyümedi mi? Dur, büyütecektik onu, bekle. Çok bebek ağlıyor, susun. Change dirty diaper, hadi. Heh, Tanrı'ya şükür. Bir de aç mı? Besle. Heh, iyi bari. Şimdi de büyüt. Rico büyüsün bari artık, yeter. Ana, ne yaptın? Aa, ya çok... Oha, bu mu 1498'si mi olayın? Ay dur, Rico büyüdü. Durun. Rico büyüdü, tamam. Bunu beklemiyordum. Şu an F tuşum çalışmıyor. Garip bir şekilde. Childhood, aspiration'ın olsun. Rico bence. Veske desem desem ne? Çok akıllı olsun. Manyak akıllı inek birisi olsun Rico. Aynen, Rico inek olsun. Tamam mı? Bookworm. Çok kitap okusun, böyle akıllı olsun falan. Değil mi? Bence olsun. Sonuçta şu ana kadar çoğu kariyeri falan yaptım. Zaten bu arada yakın zamanda yeni kariyerler gelecek, eklenecek Sims'e. Sims 4'e. O yüzden onlar da heyecan olacak. Çok güzel bir şey aslında. O kadar kötü değil de yani şey. Buna 1500 Sim olayım açıkçası vermezdim. Ama kötü de değil hani. Güzel. Tamam. Dayıla hala üzgün mü? Ya değil. Keşke üzgün olsa da çok güzel. Playful painting. Yine yeni bir şey. Tanrım. Ha, çok heyecanlı. Duygularla oynuyoruz. Şu an çok heyecanlandım, neyse. Burada Rico'nun tipi nasıl oldu be? Rico kıpkırmızı giymiş, yerim lan seni. Ha, kıpkırmızı. Kırmızı cereal. Nam 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 nam. Niye üzgün ama? He, sadece rahatsız hissediyor. Çünkü çok aç. Ölümüne aç hatta. Oha, ölüyordu. Nasıl bir anne babayız biz? Kendimden utandım. Tamam. Biz nerede kalmıştık? Ben bir şey yapacaktım önemli sanki. Ay Zoe, işe git. İşe geç kaldı. Go home. Değil, go work. Go to work. Skyler da saçmalıklar yapıyor. Şimdi Diego yatıyor galiba, değil mi? Evet, yatıyor. O zaman diyorum ki biz biraz Taylor'la uğraşalım. Mess around falan yapalım. Ask about Wuhu. Bir kalk yatağından abi. Kız arkadaşın dibine gelmiş ve sen uyuyorsun. O da bilgisayarda oturuyor. Please yani, please. Ama kötüsün, dur. Modun kötü. Aa, ben de diyorum bu odayı niye kullanamıyorlar? Kapıyı silmişim. Tebrikler bana, gerçekten tebrikler. Okay. Use the toilet. Bir sıç orada sen, çünkü sıçmazsan kız arkadaşının ağzına sıçacaksın. Bu da çok iyi bir şey değil. Tamam, daha iyi. Gerçi hala kötü hissediyor ama artık yapacak bir şey yok. Heartfelt compliment diyelim. Bir aranızı iyileştirelim. Romantic. Blow a kiss. Bir aranız tekrar iyi olsun. Hayır Rico. Rico'nun odası olsun mu? Hadi Rico'nun da odası olsun. Bunu koyalım böyle kırmızı. Rico'nun odası kıpkırmızı olsun. Her şeyi kırmızı olsun. Tabii yer kırmızı yoksa çok kötü olacak. Heh, tamam. Bu da kırmızı olsun. End table koyalım. Şöyle şundan koyalım. Ama koymuyorum. Böyle, he, tamam. Böyle koydum. Light. Buradan da güzel bir ışık. Ne koyalım? Bunun kırmızısı oluyor mu? Sanırım olmuyor. Ama onu kırmızı renkli yaparız, sorun değil. Burada Rico inek olacağı için ona biraz çalışma odası falan yapalım. Patapam. Ne koyalım?
Bunu açmış mıyız? Ben bunu bilmiyordum bile. Tamam. Birisi keman çalsın abi. Ben keman çalmayanları sevmiyorum. Rico bence keman çalsın. Tam akıllı olabilir de keman da çalsın hani. Çünkü şu ana kadar keman çalan birisi yoktu. Sadece Skyler çalıyordu. O da... Sesim gitti. O kadar çok konuştum ki. Ve şu an saçmalamaya başladım. Tamam Rico gel buraya. Piyano çalmaya başla. Değil, piyano değil. Keman. Hayır. Aç seni ve uykun ver. Herkes ölüyor. Yat. Oyun ne kadar değişti bir anda. Ailemiz genişledi. Herkes ölmeye başladı falan. Ev değişti. Şu an adaptasyon sorunu yaşıyorum. Bunu atalım. Burada 70 sim olayını verdi. Eskiye göre daha iyi. Derek gel sen buraya bir yemek ye. Mouse öldü. Alright. You are going to serve some. Akşama ne yesinler? Spaghetti italiano is perfecto. Derek. Tavşan yaptı. Tavşan paytak paytak. Harika. Mama. Mama mama. Tamam. Onun dışında başka... Oha. Ay bir an şey zannettim. Bu kim ayrıca? Ana Lady Gaga. Dur birisiyle tanışalım. Dur kimle tanışsın? Skyler gelsin mi? Attempting Sam. Getting famous is fun. Ay yine Zoe'ye rüşvet teklif ediyorlar ya. Bu kızın ne günahı var? Al rüşveti al artık. 300 dolar kazandık iyi neyse. Gel bir sen tanış ya Gaga'yla. Püh, çok garip değil mi? Yoldan Lady Gaga'yı görüyoruz. İşte bu yüzden daha eğlenceli oluyor. Neyse. Dexter'a gidelim şimdi. Hayır. Taylor Swift'le ilgilen. Taylor Swift'le ilgilen. Go here and... Sor bir ilk önce bende kalır mısın bu gece? Sonra bir boynunu öpelim. Sonra Carrie's Cheek diyelim yani yanağını okşayalım. Burası çok sinirimi bozdu bunu atacağım aşağı. Ve bir bebek ağlıyor. Sanırım Diego ağlıyor. Ona da şimdi geleceğim. A sleepover sounds great diyor sonra da kalmıyor. Taylor o kadar diyoruz yani bizi de yatıya kal diye sonra kalmıyorsun. Nasıl ne tür bir porsuksun sen? He? He? Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Romantikliğe gireceğiz. Blow a kiss. Ardından biraz daha ilerleteceğiz ilişkimizi. Mess around an observatory. Yani ne biliyor musunuz? Uzay istasyonunda vuhu. Vuhu. Burada Rico'nun odasında olanlar oldu. Çünkü onun odası açık kaldı. Ne yapalım artık? Gece uyurken muhtemelen bir karga gelip senin kafanı yer. O yüzden sorun yok. Burada bu halıyı niye koydum bilmiyorum. Başka bir yol koyayım. Bu nasıl? Bu fazla büyük galiba. Sığmaz aynen. Bev ne? Bev ne? Bev ya. But this... Bunun style'ı çok iyi değil. Stil yani. O kadar çok İngilizce kelime kullanıyorum ki eğer anlamakta zorluk çekiyorsanız özür dilerim. Yani anlamakta zorluk çekmiyor olabilirsiniz yani anlayanlar var tabii de. Biraz rahatsız ediyorsa özür dilerim. Elimde olan bir şey değil yani. Konuşurken hep İngilizce kelimeler kullanmak zorundayım. Dexter bu çıkardığın sesler ne? Pardon tövbe yani. Yanlış anlaşılıyor bu sesler. Galiba aç olduğu için böyle yapıyor. Cebinde bir yemek falan var mı sen yemek ye. Aa balık var yiyebilir misin? Hayır yemezsin çünkü çiğ. Knife block bu ne? He. Bir kere crafting yapmayı denemiştik o yüzden herhalde. Bir dakika galiba biliyor musunuz? Odanın rengi kırmızı olduğu için aşk şey var. Ay bunlar tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Mess around yapacaklar. Mess around yapacaklar. Mess around yapıyorlar. Sims tarihinde bir ilk. Teenler. Vuhu. Vuhu vuhu vuhu. Tabi burada göremeyeceğiz. O yüzden ben sonra yatakta da tekrar deneteceğim. Mess around'ı. Ana. Aa. Çok tatlılar. Evet. Bu bir ilk. Sims tarihinde ilk kez ergenler mess around yani woohoo yapıyor. Tamam. Şu an ne yaptıklarını bilmiyoruz. Belki woohoo yapmıyorlar. Belki başka şeyler yapıyorlar. Çıktılar. Şimdi de yatakta mess around yapın. Bakalım bu nasıl olacak? Bunu merak ettim.
Aynı Vuhu gibi olacak kesin. Hey, naber? Heyecan, heyecan, heyecan. Taylor da güzel ama. Bu arada Taylor'ın kıyafeti güzel değil, aynen onu değiştireceğim. Bu bölümde birkaç kişinin kıyafetini değiştiririm. Hatta bölümü şimdi bitireceğim. Sonra üstüne tüm karakterleri değil de sevmediğim kişilerin karakterlerin kıyafetlerini hızlı bir şekilde değiştirip koyacağım. Oh yeah. O zaman ben de bu bölümü Woohoo yaparak çok seksi bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Bir sonraki Sims 4 oynayalım bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay, görüşürüz.